fx birim fonksiyonu olmak üzere f4 7x a artı 3x eksi b artı 2 olduğuna göre f a çarpı b kaçtır? Çünkü burada bir kere fonksiyon birim fonksiyonsa zaten f a çarpı b neye eşit? Direkt a çarpı b'ye eşit. Çünkü bu birim fonksiyon. E şuraya bir dikkat edelim. Birim fonksiyonu neydi? İçeridekiyle dışarıdaki aynı. Yani içeride 4 7x var. F4 7x eşittir. 4 7x olması lazım. Yani eksi 7x artı 4. Yani burada x'in katsayısı eksi 7 olmalı ve sabit terim artı 4 olmalı ki f eksi 7 x artı 4 eşittir eksi, eksi 7 x artı 4 olsun. Şimdi a artı 3 eşittir eksi 7 ise buradan a'yı eksi 10 bulurum. Eksi b artı 2 eşittir 4 ise buradan da b'yi eksi 2 bulurum. O zaman f a çarpı b eşittir a Yani a çarpı b ne oluyor bu durumda? a çarpı b eksi 10 çarpı eksi 2'den 20 oluyor. E bana f20'yi soruyor. F20 20'dir fonksiyon birim fonksiyon. A çarpı b 20 olduğu için cevabım b oldu. Geçtim ikinci soruya. Şimdi f birim fonksiyon olmak üzere f2 m artı 3 12 eksi 4 m eşit. Şimdi bu birim fonksiyonsa k artı f2 m artı 3 2 m artı, artı 3 olmalı. Ama burada 12 eksi 4 m eşitlenmiş. Yani buradaki 12 eksi 4 m 2m artı 3 eşit olmalı. E bu durumda eksi 4m'i ben sağ tarafa atayım. 6m oldu 2m artı 4m'den. Buradaki 3'ü de sol tarafa at. 12 eksi 3, 9. O zaman buradan m dediğim 9 bölü 6. Yani 3 sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 2 bulunur. Cevabım c olur. Geçtim 3. soruya. Şimdi f1'in fonksiyon ise f1'in fonksiyon ise f5x eksi 4 neye eşit olacak? 5x eksi 4'e eşit olacak. Eksi f2x artı 3 2x artı 3'e eşit olacak. Yani birim fonksiyonun her elemanı kendisine götürüyordu. Eşittir 8. Şimdi buraya eksiyi dağıtıyorum. 5x eksi 2x 3x eksi 4 eksi 3 eksi 7. 3x eksi 7 eşittir 8. Yani buradan x eşittir 15 olur eksi 7'yi sağa atarsam. Her tarafı da 3'e böldüm x eşittir 5 bulunur. Cevabım E oldu. Geçtim dördüncü soruya. F birim fonksiyon olmak üzere. Yine birim fonksiyonu ise her elemanı kendisine götürecek. F 3x kare eksi 4x. 3x kare eksi 4x e eşit. E burası 5x artı 7 eksi. F 5x artı 7 de 5x artı 7 eşit. Işte. Her eleman kendisine gidecek. Eşittir 5. Burayı toparlıyorum. 3x kare var. Eksi 4x eksi 5x. Eksi 9x var. Bunu da yazdım. Burada ne var? Eksi 7. Eşittir 5. Yani buradan şöyle mi yazayım? 3x kare hatta e, aynı öyle yazayım. 3x kare eksi 9x eşittir 12 diye yazabilirim. 3x parantezini alırsam 3x parantezinde 3x parantezinde ne olacak bu ifade? E, x eksi 3 mu olacak? Evet. x eksi 3 eşittir 12. E Her tarafı 3'e böldüğüm zaman x çarpı x eksi 3 eşittir. Kaç olacak? 4 olacak. Şimdi burada bunu yazdıktan sonra ben ne değerini arıyorum burada? x değerini arıyorum. Şimdi burada 4 kere 1 4 olduğu için çarpanlara ayırma da biliyorsam yapabilirim de. x'e 4 verdiğim zaman 4 çarpı 1 olur burası. x'e 4 verdiğim zaman 4 çarpı 1 4'ü sağlar. Yani x eşittir 4 olabilir. Bir de 4 çarpı 1 dışında aradaki fark ne burada? 3 ya. X, x x x 3 1 kere 4 tamam. Eksi 1 çarpı eksi 4 de arasındaki fark 3 olur. Yani bu sefer x'e eksi 1 verirsem x eksi 3 eksi 1 eksi 3 eksi 4 olur. Eksi 1 çarpı eksi 4 de 4 yapar. Burada x dediğim eksi 1 de olabilir. Zaten x değerleri toplamını soruyor. Değerlerden biri 4 diğeri eksi 1. 4 eksi 1'den 3 olur x değeri. Tabi dediğim gibi şimdi burada x çarpı x eksi 3 ya. Aradaki fark 3 ya. O yüzden burada tam sayı olarak rahat buldum. Bunu dağıtıp işte x kare eksi 3 eksi 4 eşittir sıfır çarpanlar ayırma bilgimle de bunu yapabilirdim aslında. Ve bu kısmı da bitirdik. Bu kazanımı da bitirdik. Diğer kazanımda görüşmek üzere.